Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Hado, Aso, Oso ekine göz atacağız. Bu ek, daha doğrusu Aso, Oso'dan önce fiil ve sıfat getiriyoruz. Bu eki o kadar nokta nokta ki şeklinde çevirebiliriz. Yani burada Hado aslında çok olmak, aşırı olmak, oldukça, epey anlamında kullanılıyor. O kadar şöyle şöyleydi ki diye çevirebiliriz bunu. Hemen örneklerimize geçelim. Urinan hado pigoneso dınsanının neil hagiro hetta. Biz o kadar yorgunduk ki hado pigon hada yorgun olmak demek. Pigon heso olmuş. O kadar yorgunduk ki dağ yürüyüşünü yarın yapmaya karar verdik diyor. Giroha da M'ye karar vermek, bir şey yapmaya karar vermek demek. Dınsan dağ yürüyüşü demek. Ben blogumda daha önceden Dınsan'la alakalı bir yazı paylaşmıştım. Oraya göz atabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakırım. Dınsan Korelilerin en çok yaptığı aktivitelerden bir tanesi. Hado jolyoso, sobshigane, gobak gobak, coratta, corastoyo. O kadar uyukluyordum ki o kadar uykuluydum ki jolly da uyuklamak, uykulu olmak demek. O kadar uykuluydum ki soğobşigane ders saatinde mışıl mışıl uyudum. Şimdi burada gobak gobak, gobak aslında gobak gobak ikilemesi böyle düzenli olarak şeklinde çevrilebilir. Gobak gobak corat da yani derste uyudum mışıl mışıl şeklinde çevirebiliyoruz. Daha sonra ne dong senin oryo sırtte hado uroso pölmöngi. Benim kardeşim küçükken oryo sırtte küçükken demek. Orida küçük. Orin mesela küçük olan demek. Oryo sırtte küçükken hado uroso o kadar ağlıyordu ki pölmöngi, pölmöng takma isim, takma at, lakap demek. Lakabı Ulbo Yosso'ya. Ulbo sulu göz demek. Yani kardeşim o kadar ağlıyordu ki onun lakabı sulu gözdü. Ocenin hadu çaso nuni tungtung buotta. Dün o kadar çok yattım ki, uyudum ki, çada uyumak. O kadar uyudum ki nuni buotta. Şimdi nuni butta gözün şişmesi demek. Burada S düzensizliğini anlatırken bahsetmiştik. S düşüyor. Buot da oluyor. Tung tung buot da da böyle gözün kocaman olması, balon gibi şişmesi şeklinde çevirebiliriz. Yansıma sözcükleri birebir çeviremiyoruz ama yani gözüm kocaman oldu. Ya da işte gözüm çok şişti gibi çevirebiliriz. Nanın pamma da hadumogoso sari nomu çotta. Ben her gece o kadar çok yemek yiyorum ki, o kadar çok yedim ki. Sari, sarıcı da kilo almak demek. Çok kilo aldım diyor. Nomu olumsuzluk belirtiyordu. Olumsuzluk anlamında çok derken kullanılıyordu. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi hep araya fiil ya da sıfat getiriyoruz. Pigonha da yorgun olmak. Jolly da uyuklamak. Daha sonra ul da ağlamak. Çada uyumak ve mokta yemek. Ya fiil ya da sıfat getirmiş olduk. O kadar şöyle şöyle yaptım ki, o kadar şöyleydi ki, oldukça şöyleydi, epey şöyleydi şeklinde çevirebiliriz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorum da yapabilirsiniz. Hoşça kalın.